Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz alternatörler özel yapım alternatörlerdir. Kardeşimle beraber bunları ortak bir şekilde yapmaktayız. Bunlar büyük tip klima fan motorlarının modifiye edilmesidir. Bağlantıları değiştirildi. İçerisine neodim mıknatıslar konuldu. Hepsi de aynı şekilde. Şimdi bu gördüğünüz büyük modelleri, şu orta modeli, bakın şu harekette power ledleri nasıl yaktığını görüyorsunuz. 200-300 devirde power ledleri yakar. Bunu daha yüksek devirde ise bu gördüğünüz led ampulleri yakar. Şunu gördüğünüzde bakın yerde aşağı yukarı 10 metre, 15 metre civarında power led vardır. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun 3 çıkışı vardır. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Hepsini de kullanabilirsiniz. Bakın şu harekette yarım turda metrelerce ledin nasıl yandığını görüyorsunuz. Bunu hızlı çevirdiğiniz zaman televizyon çalıştırabilirsiniz, uydu ve diğer led ampulleri, tasarruf ampulleri rahat çalıştırabilirsiniz. Bunların hepsini normalde su türbini olarak kullanabilirsiniz. Rüzgar türbini olarak kullanırsanız şov amaçlı kullanırsınız. Aküyü şarj etmek isterseniz önüne bunun özel bir devre yapmanız gerekir. O beni aşıyor. Onu elektronikçi arkadaş bilenler yapabilirler. Bunlar küçük tiptir. Bunların gücü 80 watt gücündedir. Bunlar da aynı şekilde. Power led de yakarsınız, led de yakarsınız. 50-100 devirde dahi yanar. Ama 200-300 devirde veya 500 devirde ise böyle 220 volt led ampulleri yakar. Şimdi şu gördüğünüz, bakın kutularında da göstereyim. 15 wattlık. Şunlar 15'er watt'tan 45 wattlık led ampullerdir. Bu da 9 watt. Bunlar da 7 wattlık led ampullerdir. Bakın şu hareketle, bakın şu hareketle gördüğünüz gibi bu aşağı yukarı 200-300 devire tekabül eder. Siz onu 500 devir olarak kabul edin. Gayet güzel yanmaktadır. Bu da gördüğünüz gibi bakın ledler daha düşük devirde yanar. Bu da metrelerce. Yani aynı özelliktedir bunlar. Evet. Bu gördüğünüz şu küçük tip klima fan motoru alternatörde bu su türbünü öğrenci projesi veya normalde de kullanılabilir. Onda da bakın led ampulü nasıl yaktığını görüyorsunuz. Önde de ve arkada da led vardır. Bu da öğrenci projesi içindir. Yine aynı alternatör burada rüzgar türbünü için kullanılmıştır. Bu da kuyruk olarak buraya takılacak. Buraya da pervane takılacak. Bakın gayet güzel. Şu hareketle power ledleri yaktığını görüyorsunuz. Tabii buna pervane isterseniz şu gördüğünüz pervaneyi de takabilirsiniz veya kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi ayrıca bir de şurada DC motorlar vardır. Bu DC motor sürücüsüdür. 50 volt, 50 amper hatta 60 amper gücündedir ama ben bunu 30 amper diyeyim size. Şimdi bakın şu benim ölü aküleri bağladım. 36 volt 3 tanesini bağladım. Şunu da motora bağladım. Bu 24 voltluk motor normalde. Bakın yavaş dönüyor. Hızlı döndürüyorum. Bu da DC motor sürücü kartıdır. Bunu da isteyen arkadaşlara gönderebilirim. Bakın şöyle yavaş dönsün. Bu da aynı zamanda 230 volt DC motordur. Bunun da gücü 200 watt civarındadır. 150-200 watt civarındadır. Bu da DC motoru sağ sol dönüşlü kumanda kutusudur. Hızını da ayarlayabilirsiniz. İsteyen arkadaşlara aynen bunları gönderebilirim. Projelerinizde başarılar dilerim arkadaşlar.